sancak meselesinde doğru mu karar verdiniz, yanlış mı karar verdiniz onu bilemem hünkârım. Mühim olan hayırlı olmasıdır. Yanlış bir kararın hayrı olur mu Hoca Çelebi? Hünkârım, hayır doğru veya yanlışın içinde değil, neticesindedir. Mühim olan sizin vicdanın huzurlu olmanızdır hünkârım. Farz-ı misal, suçlu birini evinde saklamak, onu adaletten kaçırmak yanlıştır. Ve fakat size sığınmış, sizden yardım dileyen bir insana kucak açmak da Allah'ın bir emridir. İşte orada vicdanınıza döneceksiniz. Hangisi size huzur veriyorsa, yanlış bile olsa hayırlısı odur. Ne iyi ettin geldin Ebu Suud Efendi. İlminle, irfanınla ruhuma ışık tutuyorsun. Teveccühünüz hünkârım. Hünkârım! Cihangir nedir bu halin? Selim abim Natıf, hoş geldin hünkârım. Arıyoruz ama yok. Beyazıt abim de kayıp. Yarış yapacaklardı hünkârım. Atımı getirin. Sadece ayağını incitti. Ne yaptın sen? Kavga mı ettiniz yoksa yine? Ben sana kaç defa abine hürmet edeceksin dedim. Baba ben... Yaralı mısın? Mühim değil hünkârım. Validen senin büyüdüğünü, huyunun değiştiğini söylemişti. Lakin görüyorum ki bir arpa boyu kadar bile ilerlememişsin. Yazma. Hünkârım, benim bir kabahatim yok. Kardeşim, söylesene neler olduğunu anlatsana. Hayli yorgunum hünkârım. Müsaadenizle biraz dinleneceğim. Attan düşüp yolunu kaybetmiş. Onu bulduğumda eşyaların elindeydi. Eğer vaktinde yetişmeseydim öldüreceklerdi onu. Ben kurtardım. Sus! Doğru mu bu? Eşkıyaların yolumu kestiği doğrudur hünkârım. Lakin Bayezid geldiğinde zaten hepsinin işini bitirmişti. O yüzden bu korkudan elini ayağını titriyordu. Uyumadan evvel merhem sürelim. Kaç gün hemşehrin kalmaz. Sen yanında mı taşıyorsun onları? İkiniz de bildiğim için. Ne olur ne olmaz dedim. Yarın sen de katıl abi. Bağışlayın beni hünkârım. Bu halimle size yük olurum ancak. Ne yükü Cihangir? Hangi baba evladını yük olarak görürmüş? Senin bahsettiğin şu sırtındaki kusursa her insan evladının kusuru vardır elbet. Kimisi kusurunu senin gibi sırtında taşır, kimisinin de kusuru kalbinde, ruhundadır. Hünkârımız haklı Cihangir. Keşke herkesin kusuru senin gibi gözükseydi. O vakit dünyada ne yalan olurdu, ne riyakarlık kardeşim. Hünkârım, müsaadenizle.
Hayırlı geceler hünkârım. Hayırlı geceler. Selim'le aranızda ne geçti bilmiyorum. Lakin o başka bir şey anlatıyor, sen başka bir şey anlatıyorsun. Bu da beni hayli üzüyor. Zira bu, ikinizden birinin yalan söylediği anlamına geliyor. Benimle konuşmayı tercih ettiğinize göre yalan söyleyenin ben olduğumu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Diyelim ki hata Selim. Senin hiç mi hatan yok? Gördüğüme göre sen ona karşı derin bir haset ve öfke içerisindesin. Onu her fırsatta rencide etmekten mutluluk duyuyorsun. Hünkârım ben... Eğer bir insanı hata yapmaya zorlar, ona başka bir şans bırakmazsan, onun hatasından kendine de pay biçmelisin. Madem öyle hünkârım, benim hatalarımdan da kendine pay biçmesi gereken insanlar olabilir. Sen evvela kendi üzerine düşeni yap. Keskin sirke gibi küpüne zarar verecek huylarından kurtul. Ondan sonra belki senin o bahsettiğin insanlar kendi hatalarını görürler. Çekilebilirsin. Hayrola Rüstem, bizimle hava çıkmaya mı geldin? Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Şehzademiz Mustafa Hazretleri Amasya dönüş yolunda suikaste uğramış. Ölmüş mü? Şükürler olsun ki şehzademizin burnu bile kanamamış hünkârım. Kim yapmış bunu? Yakaladınız mı? Baskın verenlerin hepsi ölmüş. Maalesef acı bir kaybımız var. Şehzademizin gözdesi karnındaki sabiyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Kim cüret eder Rüstem benim oğluma saldırmaya? Cevap versene. Kim? Henüz bilmiyor hünkârım. Lakin tetkik ediyoruz. En kısa sürede tespit edeceğiz. Eğer bulmazsınız, ihmali olan çavuşundan vezir azamına kadar hepinizin kellesini alırım. Şehzade bizi sana bağışladı. Doğmamış sabiye nasıl kıyarlar? Bu nasıl bir zulüm? Kim yapmış bu hainliği? İnşallah yakalanmıştır. Henüz değil Hürrem. Yakında. Aksi halde pek çok insanın canı yanacak. Yanar elbet. Kimin haddine bir şehzadenin canına kastetmek? Sen de üzülme. Şehzademiz kurtulmuş çok şükür. Bundan büyük sevinç olur mu? Ölebilirdi Hürrem. Eğer haremi önüne geçmeseydi öldüreceklerdi oğlum. Kardeşleri de hayli üzgün. Gidip görmek istiyorlar lakin emniyetli olmaz. Beklemek lazım.
Gel. Hünkârım. Konuş. Şehzademizin canına kasteden hainin kim olduğunu öğrendim. Tüccar Kasım Efendi adında bizzat hünkârım. Kimmiş bu melun? Amasya eşrafından, buğday ticaretiyle uğraşan bir hayli zengin bizzat. Şehzademizde de aralarında ciddi bir mesele yaşanmış. Bir tüccarla şehzadenin ne işi olur? Amasya halkının canından bezdirmiş bu tüccar sultanım. Her türlü hile ve usulsüzlük mevcut. Kafirlerle de kanunlarımıza aykırı usulsüz bir ticaret yapmaktaymış. Şikayetler artınca şehzademizi de kendi divanlarında yargılatmışlar. Kadılar tüm mal varlığına el konulmasına hükmetmiş. Bu hadise üzerine benim oğlumu öldürmeye kalkmış, öyle mi? Şehzademizin lirası tarafından gönderilen malumat bu yönde hünkârım. Saldırıda ölen bazı hainlerin Acem uyruklu olduğu tespit edilmiş. Yakalanmış mı o melun? Eli kullandı hünkârım. Şehzademiz de bizzat izini sürmekte. Ben de icap eden tedbirleri aldım. Bütün hudutlarımız tutuldu. Bilhassa limanlar. Bugün değilse yarın yakalanır. Bu ne cüret? Belli ki Acemlerin desteğini almış sultanım. Aksel de tek başına bana cesaret edemez. Çık dışarı. Sen de yürüyorum, yalnız bırak beni. Şey değil. Mübalağa etmişler. Gece biraz rahatsızlandım. Bir şey dokunmuş olmalı. Rengin hayli solgun. Ateşin de var. Neden ayaktasın? Uzan, istirahat et. Sen geldin ya. Bundan hala şifa mı olur bana? Ben bütün gece ayaktaydım. Neden bana haber göndermedin? Geçti. Akşama bir şeyim kalmaz. Sen niye uyumadın? Bir rüya gördüm. Hayırlar olsun. Daha doğrusu bir kabus. Ondan sonra da bir türlü uyku tutmadı. Mustafa'yı gördüm Hürrem. Elinde bir ok vardı. Kanlı bir ok. Gecedir bu kabusla bölünüyor uykularım. Bu menfur saldırı seni bir hayli üzdü. Belki tesiri altında kalmışsın. Benim içimde rahat değil Süleyman. Hastalık ölüm kol geziyor. Şehzadelerimizi korumak lazım. Merak etme. Emniyet tedbirlerini misliyle atladım. Fatma Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Fatma. Siz de buradasınız, ne hoş. Hoş geldin benim güzel kardeşim. Vaktinden evvel geldiysen bağışlayın. Lakin beni biliyorsunuz.
Bir yere gideceksem duramam yerimde. Bir an önce gitmek isterim. İyi ettin. Sultanım, sizi tekrar bu sarayda görmek ne hoş. Seni de Hürrem. Az önce rahatsızlandığını söylediler. Bu yüzden evvela seni görmek istedim. Geçmiş olsun. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Ciddiye alınacak bir şey değil. Sen yine de ciddiye al. Malum belli bir yaştan sonra dikkat etmek lazım. Hayli sıkıntı yaşadığını söylediler. Afiyettesindir inşallah. Dünya gözüyle sizi bir kez daha gördüm ya. Bütün sıkıntılarım uçup gitti. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ağabey. Geç otur şöyle. Müsaadenizle evvela huzurunuza çağırmak istediğim biri var. Kimmiş o? Gelsin hemen. Hünkârım. Tanımadınız değil mi? Huri Cihan. Rahmetli Hatice'nin kızı. Nasıl kıydın İbrahim? Ben senin kardeşin değilim artık. Hatice! Hatice! Hatice kendine gel! Hatice! Eğer bir insanı hata yapmaya zorlar, ona başka bir şans bırakmazsan, onun hatasından kendine de pay biçmelisin. Madem öyle hünkârım, benim hatalarımdan da kendine pay biçmesi gereken insanlar olabilir. Hünkârım. Söyle Rüstem. Emriniz üzere nihayet Şeyhülislam Efendi ile görüştüm. Fenerizade Efendi hakkındaki iddialarla alakalı bir şey söyledi mi? Ebu Suud Efendi'nin kaygıları maalesef yersiz değil hünkârım. Çivizade Efendi'nin yolundan gitmek benim için şereftir dedi. Bu kadar mı? Konuşmak istemedi pek. Ben doğru bildiğimi yapar, kimseye hesap vermem dedi. Devlet adabımızda zinhar olmayan bir üslupla şahsıma ağza alınmayacak laflar ettiler. Mevzuyla bizzat alakadar olacağım Rüstem. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Her gün aynı rüyayı görür oldum Hoca Çelebi. Mustafa'mın elinde kanlı bir ok. Üzerinde de Allah'ın adı yazıyor. Sence nedir bunun manası? Hayra yormak lazım hünkârım. Belli ki alemlerin Rabbi şehzademizin yanında. Kendi oklarıyla onu korumuş ve size bağışlamış. Mustafa'm oku bana doğru uzatıyor. Ben oku aldığımda ise ok bir aleve dönüyor. Bana öyle geliyor ki hünkârım, bu bir emanet. Rabbim şehzademizin canını almış, size teslim etmiş. Hünkârım, Müftü Fenerizade Efendi geldiler. Âlâ. Bana müsaade hünkârım. Kal Ebu Suud Efendi. Alın içeri. Hünkârım. Hoş geldin Şeyhülislam Efendi. Geç şöyle.
Makamlarda bulunanların hünkârım iki düşünüp bir söylemesi lazım. Zira vereceğimiz yanlış bir hüküm müteselsil olarak her şeyi arka arkaya çökertir. Yanlış olan şey nedir Kazasker Efendi? Para vakıflarının meşru olmadığını söylemektir Efendi Hazretleri. İnsanlar hayır yapmak isteyip de büyük gayrimenkul alamayınca bu tür vakıf kurarlar. İnsanların hayırlarının ve ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarının görülmesinin önüne geçemezsiniz. Ne vakittir dinimizce caiz olmayan bir husus doğru olarak kabul ediliyor. Paranın vakfedilmesi zinhar münasip değildir. Bu sizin fikriniz Efendi Hazretleri. Zira rahmetli İbni Kemal Efendi paranın vakfedilmesinin dinen caiz olduğunu bir risalesinde yazmıştır. Sabık Şeyhülislam Çivizade ve birçok müçtehit imam da benim gibi düşünmektedir. İmamlar arasında ihtilaflar olduğu aşikar Efendi Hazretleri. Zira İmam Züfer'in para vakıflarına cevaz veren bir fetvası mevcut. Madem öyleyse kadıların verdiği hükümleri ne yapacağız? Bir kadının verdiği hükmü başka bir kadı bozamaz. Eğer bir vakıf daha evvel tescil edildiyse diğer kadıların da bu hükmü geçerli saymaları icap eder. Şeyhülislam Efendi bu kadar kâfi. Ebu Suud Efendi bu mevzuda haklı. Zira mevcut nizamı bozarsak o vakit bu vakıflardan fayda sağlamakta olan halk aç ve açıkta kalır. Vaziyet anlaşılmıştır, çekilebilirsiniz. Bayezid nasıl? İyi. Cihangir'le birlikte. İki kardeş bütün gün kitap okuyorlar, dolaşıyorlar, sohbet ediyorlar. Cihangir de seni sual ediyor hep. Görememekten şikayetçi. Özlüyor tabii. Sen nasılsın? Hastalığın geçti değil mi? İyileştin. Ben de bu mevzuyla ilgili seninle konuşmak istiyordum Süleyman. Bilmen icap eden bir husus var. Ben o gün yediğim bir şey dokundu dedim. Lakin işin aslı öyle değil. Malumatım var. Fatma geldi. O bahsetti. Senin için hayli endişelenmiş. Neden bana hakikati söylemedin? Uykum bir vakit bekledim. Lakin Fatma Sultanımız benden önce davranmış. Hürrem'im. Benim canımın sultanı. Sen bana 5 evlat verdin. Ben senden daha ne beklerim? Bundan böyle asıl olan benim için sana karşı duyduğum derin aşk ve o aşkta bulduğum huzurdur. Sözlerini beni kızgın ateşlerden serin sulara attın. Lakin sen bir cihan padişahısın. Hanedanımızın istikbali için yeni şehzadeler istemek en tabii hakkın. Ne yazık ki ben sana artık yeni bir şehzade veremem. Ancak bunu yapabilecek cariyelerin var. Hürrem. Afife Hatun senin için en güzellerinden seçsin. Eğer arzu edersen. Sen bunları düşünme. Evlatlarınla alakadır. Bir mah gelecekti. Onu daha fazla bekletmeyeyim. Nasıl olacak? Hürrem,
Mihrimah'a söyle. Bana uğrasın. Hayli vakit oldu onu görmedim. Hasret kaldım kızım. Manisa'ya gidelim. Birlikte. Eski günleri yad ederiz. Lokman Ağa. Hünkârım. Hürrem Sultan'a haber verin gelsin. İnşallah gecen huzurlu geçmiştir. Memnun olmuşsundur. Bana bu hatunu senin yolladığını söylediler, doğru mu? Ne yazık ki zaman kimseye acımıyor. Bilhassa biz kadınlara. Sana başka evlatlar vermek istedim. Lakin olmadı. Anlaşılan ki bundan sonra da olması mümkün değil. Bu sebeple... Manasız şeyler için üzüyorsun kendini. Eğer ben bir evlat daha isteseydim... Allah'ın izniyle olurdu elbet. Ben senin saadetinle nefes alıyorum Süleyman. Seni mesut eden hiçbir şeyin önünde durmam. Hürrem'im... Benim canımın padişahı. Cihanın bütün kadınları bir araya gelse... ...senin bana verdiğin saadetin ve huzurun zerresini dahi veremezdim. Selamla şehzadelerimle birlikte gidersin, öyle değil mi? Süleyman. Neyin var? Bayezid de böyle.
Aranızda ne geçtiyse bir hayli üzgün. Üzüleceğini hal ve tavırlarını düzelsin evvela. Bunca sene oldu, hala kötü huylarını terk edemedi. Sanki bana inat olsun diye yapıyor. Kusurları var elbet. Lakin bütün kabahat onda değil. Beyazıt'ı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ancak o bunu görmüyor. Görmediği için de sevmediğini, ona itimat etmediğini düşünüyor. Onu hataya ben mi sevk ediyorum, bunu mu söylüyorsun? Hayır, ben sadece... Beyazıt sana çok bağlı. Sevgisi ne yere sığıyor ne göğe. Bu yüzden de ne yapıyorsa senin gözüne girmek, takdirini kazanmak için. Böyle olmaz Hürrem. Onun bu öfkeli başına buyruk halleri beni ziyadesiyle üzüyor. Başına bir hal gelecek diye düşünmekten yoruldum artık. Allah'ım esirgesin. Sen başımızda olduğun sürece hiçbirimizin tırnağına taş gelmez. Keyfini kaçırdın değil mi? Gece gece gözüm görmüyor zaten, daha sonra okurum. İstersen ben okuyayım. Gözlerim hala bir Şahin'in gözleri kadar keskin. Sen benim gözlerim mi olacaksın şimdi? Biz zaten bir değil miyiz Süleyman? Nefesimiz, yüreğimiz bir değil mi?